Gelin bakayım. Memur bey. Memur değilim. Amirim. Amir de değilim. Nesun. Görmüyor musun? Başkomiserim. Başkomiserim. Ha bu adam benim arabamı çaldı. La doğru mu? Çaldın mı bunun arabasını? Ya kuru iftira amirim ya. Öyle değil. Ya amirim bak şimdi ben sana olayı baştan anlatayım. Ha bu bizim mahallenin bir tane mezarlığı var ya. Tam oradan geçiyordum. Bir baktım mezarın yanına bir tane araba park etmiş. Anahtarı da üstüne. Ha dedim ula galiba bu arabanın sahibi öldü de hani cömdiler öyle. He. Şimdi bir de Fatiha okusaydı sahibinin ruhuna. Okumaz olur muyum canım? Okudum. Fatiha'yı okudum. Allah rahmet etsin. Çıktım dışarı. Bir baktım ki araba oraya. Trafiği tıkamış. Korna zart çurt salay. Lan dedim bir amme hizmeti yapayım. Tamam mı? Arabaya bindim. Hani çekeydim böyle tam otoparka. Ha bu adam çıktı karşıma. Diba bu araba benimdir. Ula öyle mi? Komiserim yalan değil. Bu bizim mahallenin hırsızıdır. Bunu mahallede herkes tanır. Herkesin evine cüydü. Benim eve de iki defa cüydü bu adam. Baba, sen bu adamı tanıyor musun? Yok canım, ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum komiserim ya. Tanıyorsun. Tanımayırım. Tanıyorsun. Tanımayırım. Tanıyorsun. Tanımayırım. Ulan sen beni tanımayırsan ben seni hiç tanımam. Ay, yeterim abi. Anladık. Üniversitenin yurdunda yangın çıktı. Üç arkadaş yurtta kalıyordunuz. İki arkadaşın yangından sapasağlam kurtuldu. Ula sen her tarafını dağıtmışsın. Bu nasıl oldu? Ay, doktor, üniversiteye yangın çıktı. Herkes panik içinde o temiriye kaçaydı. Oradan Cemal dolabı açtı, bir tane şemsiye vardı. Onu aldı, çıktı balkona atladı. Ay, sonra Niyazi onu gördü. O da gitti baktı yatağın altına bir tane şemsiye var. Ay, onu aldı, çıktı balkona atladı aşağı. Ay, baktım. Yangın her tarafı sardı, lan vurayım ha! Her tarafı ararım, ararım, şemsiye yok! Ula en son anda ha bu yağmurluk gözüme erişti. Hemen giydim onu. Çıktım balkona atladım. Ha böyle dağıldım işte. Nasıl? Selamun aleyküm. Aleykümselam emicek, hoş geldin. Burası vitamin deposu, A, B, C, D, E, hepsi buraya adı. Ha böyle bir bakayım. Bakayım hiçe. Şampu nedir? Ha bu mu? He. Ananas, vitamin deposu, ye. Tam sadece. Yok yok, kalsın ya. Ben bunun adından bir şey anlamadım, tadından hiçbir şey anlamam. Sen biliyorsun. Uşağım, sen en iyisi bana 250 gram mandalina ver. Tamam Emice. Poşet alalım. Suni suni, iyice alın. Şey, uşağım, yok yok. Mandalina kalsın, vazgeçtim. Bazen 375 gramlar ver. Ayıpsın Emice, bu işlerin beni nimetli. Ayıpsın. Bunun suyunu sık, iyice olur. Şey, ya uşağım, kusura bakma da ya. Ben nar almaktan da vazgeçtim. Sen bana buradan bir 300 gram muz verir misin? Emice, kızmaya başlarım ha. Bir karar ver artık, işim gücüm var. Hadi uşağım, hadi. Tamam Emice. Şey uşağım, ya kusura bakma ya, muzdan da vazgeçtim. Bana buradan bir 500 gram portakal tak ya. Emicek beni deli etme, bir karar ver artık da. Portakal, portakal. 500 gram olsun, bir gram fazla olmaz burada. Ya sattık belayı arkadaş ya. Şey uşağım, ya kızacaksın bana ama ben portakal almaktan da vazgeçtim. Portakal da istemiyorum. Bana... Sen... Emicek! Ben zaten sana satmayarım. Ablan çek git bakayım. Hasta mısın Nesun ya? Git başımdan. Durup dururken eğer sen bana sinirlenmeseydin... ...ben buradan bir sürü meyve alacaktım. Şansını kaybet. Yet git işine. Ulan etmiş ne abi? İyi değilim Temel. Moralim acayip bozuktu. Hayırlı? Ya bizim uşak acayip moralim bozdu ya. Ne yaptı ulan? Ya öğretmeni aradım. Galiba sınıfa bırakacak onu.
Tersleri çok mu kötü? Ulan kötü de ne demek ya? Sınıf olmuş 30. Sınıf kaç kişiydi? 30. Ulan bir de olaya iyi tarafından bak. Ya Temel, senin dediğin de laf mıydı? Ya bunun da neresi iyi tarafından bakacağım? Ulan sınıf 40 kişi olsaydı, 40. olacaktı. 10 kişini geçti uşak. Nasıl? Rühnettin. Senin oğlan da asker mi? He. Kaç ayı kaldı? 3 ayı var. Bitmiş. Askerlik çok iyidir. İnsan askerden sonra olgunlaşır. Öyle. Sen kaç yıl yaptın askerliği? 4 yıl. 4? He, 4 yıl. Nerede yaptın? Afyon'da yaptım. Hatırlıyorum, bir pazar günüydü. Akşamüstü teslim oldum. Ertesi gün işlemeye çıktık. Asker düzüldü. Bende yalan yok, kraf da yok. Albay geldi teftişe. O kadar askerin içinde baktım, bana bakıyor. Çağırdı. Ben de askerleri böyle yara yara geldim albayın yanına. Dedi Teo, hayırdır sen buralar? Albay mı çağırdı seni? He, Hasan Kalası'nda asker idi. Bizim de dükkanımız var idi. O dükkandan alışveriş ederdi. Asker olduğu için biz de bundan para almazdık. Ha, o zaman tanıdı. He, eğilici unutmamış. Bak, nereden sökülüp çıktı. Neyse, koluma girdi, götürdü beni odasına. Dedi ki, çıkart elbiseleri, sivilleri çek. Ye, iş dolan dedi. He, ben de 8 ay yedim, içtim, dolandım. Yedim önümde, yemedim arkamda. Bende yalan yok arkadaş, kılap da yok. Bir gün gene odasına çağırdı. Dedi ki, Teo, bekten düştüm. Sana bir şey diyeceğim. Dedim, buyur. Dedi ki, benim tayinim çıktı. Benim yerime bu alaya sahip olur musun? Albay mı? He, albay dedi. Neyse, dedim olur. O zaman albay kıtlığı da var. Neyse bu, çıktı gitti. 5-6 ay böyle alaya sahip oldum. Odada oturuyorum, o ara telefon çaldı. Hele deyin ki, kim ola? Kim? Fenerbahçeli Rıdvan. Fenerbahçeli Rıdvan mı? He. Selamlar Aleyküm Uşaklar. Aleykümselam Niyazi. Otur Niyazi, otur. Ula bir çay söyleyeyim sana. Yok içmem. Ya eve gidiyordum daha böyle bir kahveye uğrayayım. İyi ettin. Nereden geliyorsun Niyazi? Ya Trabzonspor Galatasaray maçından geliyorum. Ula Trabzonspor Galatasaray maçı daha bitmedi. Ula senin ne işin var buraya? Biliyorum. Ya Uşak'la baktım hep aynı şeyler tekrar. Hep aynı şeyleri izlemektense ben de kalktım geldim. Nasıl hep aynı şeyler? Ya Uşak'la maça şimdi Galatasaray başladı tamam. Topun başına Hakan Şuçur'la Necati. Hakan Şuçur Necati'ye pasını verdi maç başladı. Sonra? Sonrası... Karşılıklı böyle ataklar mataklar falan filan derken top düştü Fatih Tekke'nin önüne. Fatih Tekke topu gönderdi ağlara, durum 1-0. Çok güzel, sonra? Sonrası baktım gene aynı şey. Topu gene Kodile Santra'ya, topun başına gene Hakan Şuşur'a Necati. Hakan Şuşur pasını verdi Necati'ye, maç başladı. Gene karşılıklı ataklar mataklar falan derken top düştü gene Fatih Tekke'nin önüne. Ula baktım gene gol olacak. Gene durum 1-0 olacak. Niye bir daha aynı şeyleri izleyeyim ki? Kalktım geldim. Nasıl? Of. Ne ula of çekiyorsun? Ya temelemeyeceğim. Benim karı acayip saftı. Nasıl yani? Ya geçen gün dedim maça götüreyim onu. İş yerini aradım. Ula karı sarı kanar olan aslanın maçı var. İzlemek istiyorsan 5:30'da kapının önünde bekleyeyim dedim ona. Yok, maçı beğenmedi mi? Yahu ne maçı emici? Saat 5:30'da bizim karı
hayvanat bahçesinin kapısını beklemez mi? Nedir? Ya ben bunu aldığım zaman bu kadar saf değildi. Ama senden geçti ya. Ya bırak dalga geçme o ya. Ya benim karı seninkinden daha saftı. Ne etti seninki? E bilmeyeyim mi seni çezengi püzüm ev yanaydı? Ya bilmez olur muyum? Zor kurtarıksın evi. Keze yatarken burnuma bir tuman kokusu geldi. Bir kalktım baktım ev yanaydı. Daldım karıya. Yenciye daldım. He? Uyan dedim ha, ev yanayı hemen üzerine bir şeyler çek, evden çıkalım. Ne dedi bana biliyor musun? Yahu ne bileyim ne dedi, yanınıza mıydı? Bir saat önce de beni niye kaldırmadın, ben bu telaşla üstüme ne çeyeceğim? Nasıl? Kolay gelsin doktor efendi. Sağ olun beyefendi, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Bir şikayetim var, onun için geldim. Nedir şikayetiniz? Keze uyurcan, garip garip rüyalar görüyorum. Demek öyle ha? Şimdi anlarım. Burada ne görüyorsunuz? İçi para dolu bir kasa görüyorum. Şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir oda görüyorum. Peki şimdi ne görüyorsunuz beyefendi? İçi para dolu bir ev görüyorum. Anlaşıldı beyefendi. Sizin tek sorununuz paradır. Hayatta her şeyiniz para olmuştur. Olur mu canım? Ne alakası var? Asas para manyağı sensin. Deminden beri bana para resimleri gösteriyorsun. Nasıl? Merhaba İdris Bey. Buyurun Dursun Bey. Ben otelinizden ayrılıyorum. Borcum ne kadardır? Bir dakika Dursun Bey. Toplam borcunuz 150 YTL. Ne? 150 YTL mi? He 150 YTL. Geceli 50 YTL değil miydi? Ben otelinizde bir gece kaldım. O 100 YTL de neyin nesidir? Tabi cezalığımız 50 TL, bir de televizyon ücreti var, o da 100 TL tutay. Ne televizyonu kardeşim ya? Ben televizyon filan seyretmedim. Hem benim odamda televizyon yoktu ki. Ya, tamam işte, aradaki 100 TL'lik farkı odalara televizyon almak için arıyoruz da. Nasıl? Lan Niyazi, havunu gördün mü? Hayırdır, ne oldu? Adamın biri ölmüş, başka bir dine ait mezarlığa gömülmek istemiş. Tövbe tövbe. Ula öyle iş olur mu ya? La dünyada neler oluyor ya? La Niyazi, seni de böyle başka bir dine ait mezarlığa gömmelerini ister miydin? Ula Allah yazdıysa bozsun ya. Başka bir dine ait mezarlığa gömülmektense ölürüm daha iyi ya. Nasıl? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun. Ulan gene ne kaynatıyorsunuz kaybedenin törenleri? Hiç ha böyle ölümle falan konuşuyoruz işte. Ulan kafaya mı yediniz? Böyle bir cünde ölümle konuşulur mu? Zaten zamanı gelince bu mahalledeki herkes ölecek. La kendi adınıza konuşun uşaklar, beni karıştırmayın. Niye ki ula? Ben başka mahalleye oturuyorum. Nasıl? Ne oluyor lan? Komiserim, bu üç kişiyi kumarhanede kumar oynarken yakaladık. Hem de ne kumar. Ne paralar dönüyordu komiserim, bir bilseniz. Evet, siz üçünüz. Kulüpte kumar oynarken yakalanmışsınız. Komiserim, biz
memur arkadaşla pek anlaşamadık. Biz kumar falan oynamıyoruz. Ulan nasıl oynamayalım? Masanın üstünde kumar kağıtları, paralar kırlaçı değilmiş. Süz üstü yakalandınız işte. Komiserim, o paralar hesap üsülüydü. Kumar mamar oynamıyorduk. Şimdi ben memur arkadaşlara mı inanayım, size mi? Bize inanın komiserim. Niye size inanayım ki? Pay gibi kumar oynuyordunuz. Ya komiserim, kumar oynamadığımızı size nasıl ispatlayalım? Peki, kumar oynamadığına namusun ve şerefin üzerine yemin edebilir misin? Edeyim oğlum. Ederim komiserim. Et bakayım. Kumar oynamadığıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen? Ben de namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim, kumar oynamadık. Peki ula, sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım diyeyim. Sen edebilir misin? Şimdi komiserim, siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız, benim yemin etmeme ne gerek var? Niye ula? İnsaf komiserim, bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı kimle oynadım, yalnız mı? Nasıl? Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam abidir. Ula damatlıkları giymişsin. Ula tekrar mı evleniyorsun? Yok ula, Allah yazdıysa bozsun. O hata bir defa yapılır İdris. Ula şaka diyorum, şaka. Allah Fadime'yle sağ uzun ömür, uzun uzun mutluluk versin. Ya İdris, sen bizim eve mutluluk olmasını istiyorsan, haşa Allah'a değil, Fadime yengene yalvaracaksın. Nasıl? Ulan sen ne adamsın? Ulan konuyu açtı. Sağ bir şey danışacağım. Hem böyle otur, içi beş edelim mi sen? Otur bakalım. De bakayım derdinden. Ulan Niyazi, biliyorsun, belirli yaşı geçirdik, evlenemedik, artık evlenmenin zamanı geldi. Ya şimdi iki tane aday var, bir türlü karar veremiyorum. Birinin adı Hatice, çok zengin, babasından mallar, miraslar kaldı ama biraz çirkin, pek o yolunu isinmedi. Diğeri ise Asiye, ha böyle var ya. Dünya güzeli, ehlaki de çok güzel, o kanun da esindi ama biraz fakirdi. Ya benim durumu da biliyorsun, cebde ne para var ne metelik. Ya bir karar veremiyorum, ya sen bana bir akıl ver, sen bu işlerden anlarsın ya. Bence İdris, sen var ya, benim lafımı dinle tamam mı? Para dediğin nedir ki ya? Elini çirip, bugün var, yarın yok. Bence var ya, sen canlının sesine kulak ver. O güzel ama gariban kızdan evlensen ya. Ulan Niyazi, doğru değilsin. Ben de aynı senin gibi düşünmüştüm. Sağ sormam iyi oldu. Allah senden razı olsun. Canlan tekrar konuşuruk da, ben şimdi kakayım, işime gideyim. Hadi sahip ol. İdris. Aha. Sen şimdi Asya'yla evleniyorsun değil mi? He, Asya'yla evleniyorum kesin. O hem birinin adı neydi o zengin olan? Hatice. Ula sen onu niye sorayısın? Ya onun telefonunu bana bir versen diyorum he. Nasıl? Faturan yine mi aldıysan ya? Neydim? Unutamadım işte. Bir eşek için bu kadar ağlatın.
kendin harap edirsen ya. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Bak şimdi kızmaya başlarım ha. Beş şek için bu kadar ağladın. Geçen hafta karın öldü, bu kadar ağlamadın. Geçen hafta karım öldüğünde herkes başın sağ olsun. Seni yeniden evlendiririk dediler. Ben de onun için ağlamadım kardeş. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.